Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size fiyonk fıstık modelimi patiğimde kullandığım fiyonkların yapılışını inşallah paylaşacağım, anlatacağım. Şu şekilde görün istiyorum. Şöyle, şöyle tekrar aynı renk yapayım. Açık renk olduğu için yine mavi tercih ettim. Daha çok net görüntü olsun diye. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size inşallah şöyle fıstık modelimde kullandığım patikteki fiyonkun anlatımını yapacağım. Şöyle şu şekilde çok basit ve çok pratik bir yapımda kolay fiyonk ve çok da kibar duruyor. Çok seviyorum ben bu fiyonk yapımını, fiyonk modelini. Şöyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 42 zincir çekerek 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12.42 zincirimizi çektik arkadaşlar. Şöyle zincirin ilk başladığımız yerin tepesine batıyoruz. Zincirin ilk çektiğimiz. Şöyle. Şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şöyle bir yuvarlak elde ettim. Şimdi şurayı da gizleyeceğim. Şu yanındakine sık iğne şeklinde batıyorum. İlkine şöyle. Şunu da aradan gizleyebiliriz. 1. Bir yanına çakma sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkadan ipimizi de gezlemek istediğim için birazcık kısa olunca almakta zorlanıyorum. Şöyle çakma sık iğnemizi yaptık. Bir. Tekrar bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Yani bir tane sık iğne yaptım. İki tane çakma sık iğne. Şimdi trabzan yapacağım. İkili trabzan. Bir. İki. 3 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Bir yanına tekrar ikili trabzan yapıyorum. Fakat aynı zincirin içine 3 tane yapıyorum. 1 2 yaptım. 3 trabzandan ayrı yanındaki zincirin içine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 tane oldu. Hemen yandaki zincire geçiyoruz. Her zincir tepesine batıyoruz arkadaşlar. 1 Şimdi 5 tane ikili trabzan yapacağız. Ayrı ayrı zincirlerin tepesine 2. Şöyle 3. Elim sıkı olduğu için de şöyle almakta zorlanıyorum. 4. 5 tane de böyle trabzan yaptım tek tek. Hemen yandaki zincirin içine şöyle 3 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bu tarafta yaptığımı burada da uyguluyoruz. 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şöyle hemen bir yanındaki zincir tepesine geçiyorum. Şöyle 3 tane daha tek tek ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. 5 tane dedik. 3 tane yine bu başta da yaptım. Burada da yaptım. Aynı zincirin içine 3 tane. Hemen yanına diğer ayrı 3 tane. Aynı yere yaptım. 3 taneden ayrı 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. Başlarken de yaptığımız aynı sistemi yani şöyle 2 tane çakma sık iğne. Bir tane de normal sık iğne yaptım arkadaşlar. Hemen yanındaki zincire bir tane de kaydırma tekniğiyle şöyle iyice orayı daralttım. Tekrar başlıyoruz. Bir sık iğne, normal sık iğne. Yani aynı şeyi tekrardan baştan yapacağız. İki tane çakma sık iğne. Şöyle bakın yaptım ben. Şöyle tekrar göstereyim orayı. Şöyle bakın.
bir sık iğneyi yaptım. Buraya bir tane çakma sık iğnemi yaptım. İkinci çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi trabzanlara geçtik. 3 tane tek tek trabzan yapacağız. Her zincirin başına 2 şöyle şöyle. Arkadaşlar, üçüncüyü de yaptım. Bir diğer zincirin başına geçiyorum. Buranın içine 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Aynı zincir içine 3 tane trabzan yaptım. Hemen yandaki zincir tepelerine 5 tane. Bu karşıda tekrarladığımız işlemi tekrarlayacağız. İkinciye yapıyorum. Üç, dört ve beş. Bir diğer zincirin içine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 tane oldu arkadaşlar. Üçüncü yaptım. Yanına 1 2 3 tane trabzan, ikili trabzan yaptım. Şöyle 1 2 çakma sık iğnemi yaptım. Normal sık iğnemi yaptım. Buraya da kaydırma tekniğiyle batıyorum. Bakın arkadaşlar, bitirdim. Şu şekilde bir yuvarlak elde ediyoruz. Bir zincir çekip bunu kesiyorum. İpimizi arkadan saklıyoruz. Şimdi fiyonk yapımını bitirdim. Şöyle gösterdiğim şekilde şimdi bu aradan bağlayacağım. Uç kısmını göstereceğim. Şöyle burada dursun. Arkadan ipimizi gizledik. Şöyle 22 tane zincir çekiyoruz şimdi de. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22. Başını 2 kere doluyorum şimdi. 1 2 3 4'üncüye şöyle batarak 1 2 3 seferde çıkıyorum. Şöyle burada ikili trabzanımız olmuş oldu. Şimdi yanındakine geçiyorum. Üçlü trabzanımız oldu. Şimdi yanındakine geçtim. İkili trabzan yaptım. Bir adet daha ikili trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzan olmuş oldu. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir yanındaki zincire şöyle 2 tane peş peşe çakma sık iğne yaptım. Bir yanındakine geçiyorum. 2 tane peş peşe normal sık iğne yaptık. Şöyle bakın, hemen yanındakine de şöyle CC şeklinde kaydırma tekniğiyle yan yana 3 tane böyle yapalım arkadaşlar. Şu şekil. Bakın. Yine başlıyoruz. 2 normal sık iğne yaparak aynı tekrar ediyoruz. Sonra tekrar 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Şöyle çok basit bir işlem. 2 tane de ikili trabzan. Şöyle bir yanındakine de yapıyorum. Şimdi başını alıp şöyle 3 seferde çıktığımız üçlü trabzan yaptık bir tane. Şimdi 3 zincir çekerek şu dibine batıp çekiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, bu şekil oldu. Şimdi bir zincir çekerek bu ipimizi kesip arkadan hem bunu hem onu gizleyelim. Bağlama şeklini göstereceğim. Şu arkadan gizlediğimiz zaman arkadaşlar, bakın şu şekil bağlayacağız. Arkadaşlar, uç kısmını da yaptım. Şöyle şu şekil duracak. Şimdi şu bağlama
şeklini göstereyim. Ben böyle şu kısımları yukarı getiriyorum. Bakın. Şu ince uçları zaten şöyle ortada kalıyor. Şu şekil. Bunu da şuraya şöyle koyuyorum altına arkadaşlar. Şu elinizde tutarsanız daha rahat olacak sizin için. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi pimi şöyle tutuyorum. Çok çok kalın sarmak istemiyorum. Şu şekil. Bir. Sıkınca bu aradan zaten çıkıyor. 2. Şöyle ortasını ayarlayın siz istediğiniz gibi. Şöyle sardım. Şimdi şu tarafı tutayım elimle. Bakın arkadaşlar. Ayarlaması gerçekten sıkıntılı oluyor biraz. Şurayı şuradan 2 kere doladım. Şimdi burayı da şu alttan şöyle 1-2-3 kere dolayalım. Çok dediğim gibi şey yapmıyorum ben, kalın yapmıyorum. Şöyle gevşek olunca tekrar açıyorum. Şöyle şöyle bakın. Şu kalın yapma taraftarı değilim. Bir kere daha yaparsak şunu şuradan keselim. Şöyle arkadaşlar, arkadan da şöyle bağlayalım. İyice sabitlesin. Önden düzeltmemizi yaparız tekrar. Şöyle 2 düğüm atınca yeterli oluyor. Şurayı şöyle çıkarabiliriz çünkü ipimizi de arkadan ister kesin ister patiklerinizin böyle orta kısmından geçirerek alttan da patiğinize sabitleyebilirsiniz, tutturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaptım. Fiyon kumda anlattım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir seferki anlatımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Şöyle.